Arkadaşımız çok güzel dedi, Emre arkadaşımız. Askere alıp vatan savunması yaptırıyorsunuz 18 yaşında. Cebine silah ruhsatını da veriyorsunuz. İş yeri açıyorsunuz. İş yeri ruhsatı veriyorsunuz. Ehliyet veriyorsunuz. Araba kullanıyor bunlar. Hani her şeyi yaptırıyorsunuz fakat meclise gelince siz gelmeyin, 25'i bekleyin, durun. Ve 25 yaşına gelince de 25-30 yaş arası da aday adayı olursanız eğer hani cesaret gösterip belli bir yapıyı kırıp oluyorsunuz ama size yine bir bekleyin, tecrübe kazanın deniyor. İşte hangi gün yani o gün gelecek ben Tecrübe inanıyorum. kazandığınıza kim karar veriyor? Tabii ben onu da bilmiyorum yani tecrübe neye göre kazanılıyor ya da ne olunca daha iyi yönetiliyor. Yediğin kazıkların toplamından oluşuyor. Siyasetten yıllarca yediğin Evet. kazıkların toplamından Evet. oluşuyor. Yani bana göre bu 18 yaşında oy kullanabilen bir insan 18 ya seçme hakkını kullanabilen bir insan seçilme hakkını da kullanabilmeli ve kesinlikle söylüyorum Türkiye'nin şartlarından dolayı bu kotalar aslında bu kadın kotası, genç kotası konuşmamamız bile gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Kapısında bekliyoruz Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği bunu yıllar önce aşmış. Kadınlar da eşit temsil hakkına sahip. İşte gençler de arkadaşım çok güzel örnekler verdi. Eşit temsil hakkına sahip. Türkiye'de de bu böyle olmalı. Bunun için de işte partilerde çok güzel söyledi. Ön seçim yapılan illerde kadınlar ve gençler üst sıraları aldılar. Diğer şu anda mevcut milletvekilleri bile gençlerin ve kadınların yakaladığı başarıyı yakalayamadı. Bu yüzden ben ileri demokrasi demiyorum, tam demokrasinin uygulanması gerekiyor. Partilerin içinde de ülkemizde de tam demokrasinin uygulanması gerekiyor ve gençler eminim ki ön seçim yapılınca ve bu yaş ortalaması da seçilme yaşı da seçme yaşıyla aynı olunca 18'e inince ben eşit olarak temsil edilebileceğimize inanıyorum Evet. mecliste. Alper Bey. Bazen yani gençlik kolları yani gençler tamamen fikirlerinle milletvekili aday adaylığını koyabilirler. Gençlik kotası, kadın kotası bana çok saçma geliyor. Bence tamamen kaldırılmasından yanayım. Yani belki bana birileri burada çılgın diyebilir ama ya bence kaldırılmalı. Neden? Yani Çünkü kota konmasından yana değilsiniz. tabii Neden? değilim. Yani gençlerle kadınlar yani kadın yönetsin. Yani Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. Ben bu ülkeyi gençliğe devrediyorum diyor. Evet. Bu yoldan çıkarak şey yaptım. Yani bazı gençler var ki 60-65 yaşında adam milletvekili adayı oluyor. Gidiyor o adamın peşinden gidiyor. Ama sizin göreviniz o gençlik kolları olarak. Onların Ya peşinden tabii siz ki. gideceksiniz. Tabii ki. Sonra onlarsa bir gün diyecekler ki sen oldun artık oğlum. Hadi sen Tabii. adayca. O zaman dedikleri yaşta 50 olacak. Onlar zaten bu dünyadan göçmüş Tabii. olacaklar. Evet. Öyle mi? O yoldan Katılıyor musunuz? tabii katılıyorum. O yüzden ben de diyorum ki yani birilerinin adamı olmayın. Kendi fikrinizin adamı olun. Kendiniz milletvekili aday adayı çıkın. Belediye başkanı aday adayı çıkın diyeyim. Mesela sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, ilçe örgütlerinde, il örgütlerinde adaylığınızı koyun. Adaylığınızı koymanız ne ifade Yani eder? Aday adaylığınızı bak bir şey söyleyeyim şimdi. Aday eden gerekli olan şeyler şartlar tabii. sayıldı. İşte önce bir para dedi. İşte gençte Tabii. para yok.